15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimiyle sarsılan Türkiye ekonomisi devletin de öncülüğünde hızla normalleşiyor. Ülke ekonomisine inancını sürdüren iş dünyası temsilcileri de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Türk halkının tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Savaş Asansör Genel Müdürü Turgut Savaş, inancımızı sömürerek devlete sızan hainlere karşı herkesin vatanına sahip çıktığına dikkat çekiyor. Türkiye toplumu, Türkiye halkı, Türk milleti gerçekten de ummadığı, beklemediği, kelimelerin çok da izah etmede kifayetsiz kaldığı bir dönemi yaşadı. FETÖ terör örgütü denen bir örgüt maalesef yıllarca içimize sızmış, en hassas olduğumuz, yumuşak karnımız diyebileceğimiz inancımızı sömürerek yıllarca bizden zannettiğimiz, özellikle üniformalı, Peygamber Ocağı dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızma yaparak Haçlı'ya hizmet ediyormuş ki biz bilmiyormuş. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzümüzün akıyla büyük bir zaferle bu milletimiz çıkmıştır. Burada hiçbir parti, hiçbir siyasi görüş ayrılığı gözetmeksizin söylüyorum. Gerçekten de işte başbakanımız, diğer muhalefet liderleri ya da Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleri kenetlenerek hep birlikte büyük bir Çanakkale ruhuyla bu zaferi elde etmişlerdir. İş dünyasında yer alan tüm işletmelerin ülke ekonomisine sahip çıktığına vurgu yapan Turgut Savaş, şirket olarak kendilerinin de elini taşın altına koyduklarını ve istihdam odaklı projelerle normalleşmeye katkı sunduklarını ifade ediyor. Bu darbe girişimi sadece ülkenin siyasetini ele geçirme girişimi değil tabii ki. Tabii ki bununla beraber zaten en büyük darbe ekonomiye vurulmak istendi. Bu konuda da halkımız çok büyük bir sağduyu göstererek yastık altında belki biriktirdiği dolarlarını, altınlarını hiç tereddüt etmeden zararına bile olsa hemen piyasaya sürerek bozdurdu. Sağduyulu iş adamlarımızın gerçekten ekonomimize sahip çıktıklarını görüyoruz. Ülke genelinde görüyoruz. Yani burada işverenlerimizin büyük, küçük, orta ya da ortanın altındaki işverenlerin diyebilirim ki %70'i, 80'i her türlü fedakarlığı yapıyor, yapmaya da hazırdır ülkesi için. Bunda en büyük faktör liderlik faktörüne olan güvendir. Biz de firma olarak işte elimizden geldiğince istihdamı daha artırmaya çalışıyoruz. Yani bizim gibi orta ölçekli, hatta ortanın altındaki bir firmayı düşünün. Bu süreçte normalde personel sayısı düşmesi gerekirken bizde personel sayımız %30 artmıştır. Artırmaya da devam ediyoruz. Gerekirse sıfır karlarla çalışmayı ama kazancımızı, istihdamı artırarak paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü biz de bu şekilde katkı koymak istiyoruz. Sektördeki çalışmalarına taşeron olarak 10 yıl önce İzmir'de başlayan şirket, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yollar ve engelli platformu konusunda kamu ve özel sektöre bakım ve servis hizmeti sunuyor. Savaş Yürüyen Merdiven yaklaşık 8-9 yıl önce bu sektöre taşeron olarak başladık. Birkaç arkadaşla birlikte başladık. Süreç içerisinde yavaş yavaş işte kendi firmamızı oluşturduk. Kendi firmamızı oluşturduktan sonra sektörde, özellikle yürüyen merdiven sektöründe biz belli başlı açıklar gördük. Bunlar nelerdi? Bunlar yürüyen merdivende yedek parça tedariğinde çok büyük sıkıntılar olduğunu gördük. Biz bu sektöre biraz oradan girmeye başladık. Bizi bu sektörde öne çıkaran personelimizin kaliteli personel, hızlı çözümler üretmek ve özellikle ithalata dayalı yedek parçalarda stok çalışarak birkaç saatte ya da en geç bir günde çözüm üretmek. Bizi ön plana çıkaran şeyler bunlardır. Özel sektör ve kamuda birçok projeye imza atan kuruluş, İzmir Banliyö Hattı, İzmir Metrosu, bölgede bulunan alışveriş merkezleri yanında İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na servis yedek parça ve bakım konusunda hizmet veriyor. Türkiye genelinde yaptığımız birçok iş var. Şu an ismini sayamayacağım.
birçok iş var, resmi ya da özel sektör. Dediğim gibi işte TCDD'den tutun da İzmir Banliyö Sistemlerine, İzmir Metro'ya, TOKİ'ye geçmişte hizmet verdik, hizmet vermeye de devam ediyoruz. Şu anda İzmir Metro ve İzmir Banliyö Sistemlerinde yaklaşık 450 üniteye yürüyen merdiven ve asansör olmak üzere hizmet veriyoruz İzmir'de. Bunun dışında toplu konutlarda yaklaşık 100'e yakın. Bunun dışında Anadolu Adliye Sarayı var. İzmir'deki çeşitli AVM'lerde var. Şirket 1 Eylül itibarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait üst geçitlerde ve ek hizmet binalarında bulunan asansör, yürüyen merdiven ve engelli platformlarının servis ve bakım işlerini de üstlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde üst geçitler, biz Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binaları ama tamamı engelli platformlarında hizmet vermeye başlayacağız. İhale süreci, sözleşme süreci tamamlandı. Sözleşmemizi imzaladık. Bir itibariyle de Konya'da alnımızın akıyla inşallah bu süreci tamamlayacağız. Tamamlamak için altyapımız hazır, ekibimiz hazır. Bir itibariyle de Konya'da işbaşı yapmış olacağız. Savaş Asansör Genel Müdürü Turgut Savaş, yabancı şirketlerin sektörde tekel yaratmaya çalıştıklarına da dikkat çekiyor. Tekelcilik maalesef geçmişten beri var. Ülkemizde şu anda bunu daha çok yerli firmalardan ziyade yabancı firmalar yapıyorlar maalesef. Bununla biz işte şimdi İstanbul'da Anadolu Adliye Sarayı'nda karşılaştık. İhaleyi biz alınca biz başarılı olamayalım diye bize tuzak kurulurken aslında bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na tuzak kuruldu. Yaklaşık 30 tane üniteye gizli şifreleme, EPROM'lar üzerinden gizli şifreleme yapılarak sistem istedikleri zaman dışarıdan müdahale edilebilir hale gelmişlerdi. Bunun bir suç olduğu bile bile yapıldı. Biz bunun da üstesinden geldik. Onların şifrelerini de bir şekilde çözdük. Ama maalesef bu tür girişimler halen devam ediyor. Firmamız şu anda Türkiye'de hangi yabancı marka olursa olsun üstesinden gelemeyeceği, bakımını, onarımını, yedek parçasını, arızasını gideremeyeceği hiçbir ama hiçbir marka yok. Bu konuda hiç mütevazi olmayacağız. Çünkü bu altyapıya, bu yeterliğe sahibiz. Asansör sektörünün dışa bağımlı olduğu yedek parçaları, Türkiye'de üretmek için önemli çalışmalar yürüten kuruluş, önümüzdeki 3 yıl içinde 10 büyük şehirde hizmet vermeyi hedefliyor. İleriye dönük hedeflediğimiz şeylerden başlıca en önemlisi, ki başlıca demiyorum artık en önemlisi, biz sektörde dışa bağımlılığı azaltmak üzere girişimlerimiz, çalışmalarımız var. Orta vadede, önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl içerisinde yedek parça üretimine yönelik makine tedariği, ekipman tedariği gibi COSGAP'ten de destek alarak bu tür yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Ülkemizin artık ithalattan kurtulup kendi ayakları üzerine, yani en azından biz kendi sektörümüz adına söylüyorum, kendi sektörümüzde kendi ayaklarımızın üzerine durmak istiyoruz. Bunu hem devlet desteklerimizle bunu yapmayı planlarken bir taraftan da bir Çinli firmayla Türkiye'de bir ortak paydada buluşup bir ortak firma kuralım istedik. Talep Çinli firmadan geldi. Biz de düşündük. En azından Çin sermayesini Türkiye'ye getirme adına, yani belli bir miktarda da olsa getirme adına bu işin doğru olacağını düşünerek böyle bir teklifi kabul ettik. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Hızlı bir şekilde yakın bir süreçte bu ortaklık da gerçekleşecek. Her işveren gibi biz de tabii ki büyümek istiyoruz. İlk etapta Türkiye'nin 10 büyükşehir belediyesinde olmak istiyoruz. Bunlar neresi? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Adana, Antalya gibi ilk etapta bu 10 büyükşehir belediyesinde olmak ve bu 10 büyükşehir belediyesindeki insanlara kendi iş alanımızla ilgili hizmet sunmak istiyoruz.